Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hemen arkamda görmüş olduğunuz Ford Kuga ST-Line modelinin genel özelliklerine bakacağız. Bir sürüş yapacağım ve size bu araçla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz ben zaman zaman bu tarz böyle otomobil testleri yapıyorum. Elimden geldiğince hani deneyimimi aktarmaya çalışıyorum sizlere. İstanbul sabahından sesleniyorum size. Nisan ayının hemen 9'u bugün, onu söyleyeyim ama video birazcık daha geç girecek. Şöyle göstermiş olayım aracımızı da. Böyle yağmur falan da var. Hatta şu an etrafı da bir bakın, çamur içinde her taraf. Bu girişi yaptıktan sonra arkadaşlar kamerayı göğsüme takacağım. Hem size arabanın genel dış görünümünü anlatacağım önce, içine gireceğim. Ve en son olarak da aracı kullanıp deneyimlerimi size aktarmış olacağım arkadaşlar. Şimdi dış görünüşten başlayacak olursak arkadaşlar oldukça gelişmiş ve değişmiş bir tasarım var. Önceki Kuga daha böyle klasik Ford çizgisindeydi. Bu daha böyle sportif ve hani farklı araçları da andıran bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Şu ön ızgara görüyorsunuz, petek şeklinde bir ızgaramız var. Oldukça güzel görünüyor, büyük görünüyor. Hemen alt tarafta görüyorsunuz sis farlarımız var. Bunlar belli bir paket alırsanız LED olarak geliyor. Normal aydınlatmalarımız falan da LED arkadaşlar ve çok başarılı, onu söyleyeyim. Çok güzel bir, özellikle gece aydınlatma imkanı mevcut. Ayrıca virajlarda falan hareket edebilen bir sistem var. Bu sayede virajın iç kısmı falan da aydınlatılmış oluyor otomatik olarak. Ön tarafta kameramız var şurada. Şöyle göstermiş olayım. Şurada bir kameramız var. Artı zaten arabanın önünde, arkasında, her tarafında algılayıcılar var arkadaşlar. O algılayıcılarla aracı çok daha güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yan tarafa geçelim. Şöyle biraz yana geçmiş olayım. ST-Line yazısını görüyoruz şurada. ST-Line'de ne fark ediyor diye belki soracak olursanız, genellikle tasarımsal öğeler var arkadaşlar. Yani işte iç koltuklarda birazdan göstereceğim dikişler var, kırmızı renkli. Arkadaki bazı işte aracın dış kısmındaki bazı ufak tefek dokunuşların da yine ST-Line paketiyle geldiğini söyleyeyim. 19 inçlik bir jantımız var. Bu da ekstra bir paket olarak alınıyor arkadaşlar. Jant bence çok güzel yalnız, bu arada onu söyleyeyim. 225-55 R19 diye geçiyor. Merak edenler olabilir. Anahtar da cebinizdeyse, çantanızdaysa otomatik olarak kapılar açılıyor. Mesela şöyle bakayım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi açıldı. Aynalar otomatik olarak kapanıyor. Tekrar bastığımız zaman da kapılar kapanıyor. Ya da bir daha bir gelelim mesela. Şöyle dokunuyorsunuz ve aynalar da açılıyor. Kapılar da açılmış oluyor. Arka tarafa şöyle biraz daha ilerleyelim. Dizel bir otomobil olduğu için AdBlue bağlantımız var burada. Bunu da doldurmamız gerekiyor. Bu ama böyle 2000-2500 kilometre gidiyor arkadaşlar, söyleyelim. Buraya gelmişken arkadaşlar motor seçeneklerinden de bahsetmek istiyorum. 4 farklı seçenek var. Hem 2020 model satılıyor Kuga'da hem de 2021. Şimdi 1.5 benzinli var. 1.5 dizel var. 2 dizel var. 2.5 da benzinli var ama o benzinli de arkadaşlar PHEV denilen, şöyle söyleyeyim, hem benzinli hem de elektrikli hibrit bir motor mevcut ama onun fiyatı çok uçuk. Onu fiyat tarafında birazcık belirteceğim. Arka tarafa gelelim. Yine arka tarafta da, bu arada otomobil de bayağı kirli, egzoz çıkışlarını görüyorsunuz. 2 tane gerçek egzoz çıkışı var. Bunlar fake değil arkadaşlar. Şu farlarımız LED var yine. Tüm farlar LED var bu arada ama belli paketlerden sonra bütün lambalar LED oluyor. Onu da belirtmiş olayım. Arkada Kuga yazımız var. Kameramız var. Kameramızı şurada biraz silelim. Bagaj kapağına gelecek olsak, bagaj kapağı arkadaşlar ayakla açılan hani cinsinden. Ama şöyle arkasına geçiyorsunuz. Şurada bir, şöyle göstermiş olayım, biraz daha aşağı indirip. Şöyle bir hareket yaptığınızda açılıyor. Mesela şu an açıldı bakın. Gördüğünüz gibi bagajımız açıldı. Kapatmak için de şöyle yukarı doğru kaldırayım. Şurada bir düğmemiz mevcut. Bu düğmeye bastığınızda, biraz daha kaldırayım kameramı, belki görünmüyordur. Bu düğmeye bastığınızda bagaj kapağı otomatik olarak kapanıyor. Bu bence çok güzel olmuş. Hani en azından eliniz falan doluyken açılması, kapanması, otomatik olması bence harika olmuş. Çok da güzel olmuş. Bir daha bir deneyelim bakalım bu sefer olacak mı? Evet, yine oldu gördüğünüz gibi. Ama anahtarınızın cebinizde olması gerekiyor. Bu arada içeriden de açabiliyorsunuz bagaj kapağını. Bagaja gelmişken biraz da buradan bahsedeyim. 511 litrelik bir bagaj hacmimiz mevcut. Şöyle bakalım. Şöyle şimdi bunu çıkarmamız lazım şuradan. Şöyle çıkartalım. Şöyle güzel bir şeyimiz var. Ha, böyle iki kademeliymiş gibi zannediyorsunuz ama iki kademeli değil. Arkasında bayağı, içinde bayağı şey yapmışlar. Standart bir lastik var ama tabii üzerindeki gibi değil arkadaşlar. Ne bu? 165-70 R17 ebatında bir lastiğimiz var. Onu da göstermiş olalım şöyle.
Buralara şans böyle güzel şeyler koymuşlar. Bunlar iyi, ses yapmaz. Lastik tamir vesaire şey, girikomuz, mirikomuz filan da var. Şöyle kapatalım tekrar. Bu araçla ilgili ilginç bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi koltukları görüyorsunuz. Asimetrik olarak yatıyor. Tamam, bu zaten standart ama bu otomobilde içeri bindiğimiz zaman göstereceğim. Koltuklar öne arka hareket edebiliyor. Biliyorsunuz ben kanalımda bir kaptır incelemesi daha yapmıştım. O incelemede de söylemiştim bunu. Bu araçta da var o özellik. Bu sayede biraz daha böyle şeyi arttırmış oluyorsunuz. Bagaj hacmini daha da arttırıyorsunuz. Özellikle de arka koltukta çok fazla oturan kimse olmazsa, onu da söyleyeyim. Şimdi aracın bir arka koltuğuna geçelim. Arka taraftaki yaşam alanına sizlerle birlikte bir bakalım. Evet, şimdi arka taraftaki yaşam alanına geldik. Şundan bahsedeyim. Bu taraflardaki şu kapı iç taraflarındaki plastik sert bir malzememiz var. Şu kısım güzel olmuş. Ben burayı beğendim. Böyle bir derinlikli bir şekil yapmışlar buraya. Böyle minik minik üçgenler gibi şekiller var. Şu taraf da güzel. Şu kol dayamanın olduğu yer de güzel. Şu kısım birazcık derin trak bir şey var. Şu kırmızı renkleri görüyorsunuz. Koltuklarda falan da var. Bakın gördüğünüz gibi devam ediyor. Açma kapama tuşumuz bu şekilde. O gayet güzel. Bunun dışında şöyle için göstereyim birazcık. Saklama alanlarımız falan da fena değil. Hani normal günlük olarak kullanabileceğimiz bir alan söz konusu. Bu arada ön koltuk benim oturma şeklime göre ayarlanmış. Görüyorsunuz bir karıştan daha fazla bir alanımız var. Şu anda bu taraf, bu arka tarafta çok rahat bir alan var arkadaşlar. Kolluklarımız var. Üst tarafta hemen görüyoruz. Işıklarımız hemen yan tarafa konumlandırılmış. Çünkü neden? Burada bir gördüğünüz gibi bir sunroof'umuz var. Hatta ben sunroof'u da açayım isterseniz. Tamamen açalım ki içeriye bir aydınlık gelmiş olsun. Şöyle açtık. Sunroof tabii ki burada ek bir paket olarak geliyor arkadaşlar. Birçok şeyde olduğu gibi ben onları yazacağım. Açıkça söylemek gerekirse yazacağım. İki parçalı. Şu ön taraf açılıyor komple. Onu da birazdan göstereyim isterseniz. Hatta hemen gösterelim. Şöyle açılıyor. Bu şekilde böyle gökyüzünün zevkine de varmış oluyorsunuz arkadaşlar. Tabi biraz yağmur yağıyor şu anda. İçerisi ıslanmasın. Hemen kapatalım biz tekrar. Bunu da söyleyelim. Şimdi şöyle bir kol dayamamız mevcut. Oturduğumuz zaman bardakları falan koyabiliyoruz. Burada koltuklar çok güzel. Hani deri ve kumaş karışımı. Şöyle nubuk gibi bir şey var burada. Burası da deri. Kırmızı çizgiler ST-Line'la gelen bir özellik. Burada görüyoruz. Kol dayama falan güzel. Buradaki yaşam alanı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz bir havalandırma ızgarası var. İki tane daha doğrusu. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz isterseniz. Ve yönlendirme de yapabiliyorsunuz. Koltuk ısıtma var arka tarafta. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum burada ama koltuk ısıtmamız mevcut. Bir de 230 voltluk elektrik çıkışımız var. Buradan da isterseniz böyle bilgisayar, telefon falan gibi şeyleri doğrudan da şarj edebiliyorsunuz. Burada USB yok yalnız. Keşke olsaymış. Önde var ama arkada yok. Olsa bence güzel olurdu. Bir de az önce söylemiştim. Koltuklar ileri geri hareket edebiliyor. Onları da şöyle çekince, tabii arka taraftaki kilidi de açınca, şimdi kilit olduğu için gelmiyor ama koltuk bayağı bir öne doğru geliyor arkadaşlar. Şöyle yapalım bir de veya şunu deneyelim. Bakın mesela şöyle gelmiş oldu. Şu anda koltuk bayağı bir öne geldi. Burada nereden baksanız 1,5 karışlık bir alan var. Şöyle bir kumaş bir şeyimiz var. Buraya bir şey koyduğunuz zaman, hani mesela ben montumu koydum, taşıyor. Daha ağır bir şey taşıyamazsınız, onu söyleyelim. Koltukların da böyle öne arka hareket etmesi bence güzel olmuş. Şöyle kapattığımız zaman hem daha bagaj hacmini de arttırmış oluyoruz hem de çok da güzel oluyor, onu da söylemiş olayım. Şimdi ön tarafa geçelim ve ön tarafta bizlere ne gibi özellikler, ne gibi teknolojiler, ne gibi bir alan sunuluyor hep beraber bakalım. Evet, ön tarafa geçtik. Ön tarafta benim çok beğendiğim ve alt kısmı birazcık böyle yumuşak bir kesinti gibi olan, yani tam dairesel değil. Şurası birazcık düz olan direksiyonumuz var. Direksiyonda da kırmızı renkli dikişleri görüyoruz. Bu arada sağlam yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Nisan ayı bereketli geldi. Direksiyondan başlayalım. Direksiyonda sağ taraftaki tuşlar daha çok işte yol bilgisayarı vesaire veya işte HUD display dediğimiz head-up display, şunu açıp kapatmaya yarayan fonksiyon tuşları var. Telefonla ilgili ayar şeyler şurada hemen görüyorsunuz. Bir de hemen bunun yan tarafında bir konuşma tuşu var. Burada telefonla işte araçla konuşma yapabiliyorsunuz. Yani şunu aç, uygulamayı aç, telefondan şunu ara gibi komutları buradan verebiliyorsunuz. Sol tarafta ise daha çok adaptif cruise control,
normal kruz kontrol ve diğer ayarları, şerit takip sistemini falan yapabildiğiniz alan bulunuyor. Şöyle şurayı göstereyim. Şu orta konsolda arkadaşlar kablosuz şarj özelliğimiz mevcut. Şöyle bir açayım ben mesela, hemen onu göreceksiniz şu anda. Şurada zaten telefon simgesi de mevcut arkadaşlar. Şimdi frene basalım. Şimdi mesela hemen çalışmaya başlayacak. Buradan göreceğiz şimdi yaklaşık bir 3-5 saniye sonra. Göremedik ama bir daha deneyeyim ben. Şöyle koyuyoruz. Evet, şu anda gördünüz. Kablosuz şarj özelliğimiz aktif. Vitesimiz bu şekilde. Bu biliyorsunuz Ford Focus'ta da vardı. P, R, N, D ve M. M'yi aldığımız zaman ya da M'yi almasak da şu kulakçıkları görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Biri sağda, biri solda. Buradan da vitesi değiştirebiliyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Şu şerit takip şuradan kapatabiliyoruz. Şuradaki düğme üzerinden bakın. Şeritte tutma sistemi kapalı. Peki bunda nasıl çalışıyor? Onun videoda aracı kullanırken göstereceğim ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizi uyarıyor. Hatta şerit sinyal vermeden değiştirmeye kalkarsanız sizi böyle direksiyon zorluyor. Ama onu açıp kapatabiliyorsunuz. Hem buradan kapatabiliyorsunuz hem de şurada birazdan göstereceğim. Orada onun ayarları da mevcut ekranda. Bunun dışında baktığımızda burada bir park frenimiz var. Hill holder'ımız var. Yani yokuşta tutma sistemimiz. Şuralarda işte çeşitli sürüş modları var. Mesela şu an ekranda görüyorsunuz normal. Bir daha basalım. Normal dedik, eko dedik, sport dedik, kaygan dedik, derin kar ve kum dedik. Ve aynı zamanda normale tekrar geri dönmüş olduk. Burada çekiş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Tabi bu 2x2 bir araba. 4x4 değil, onu da söyleyelim. Otomatik park sistemimiz var. Start and stop'umuz var ve etrafınızdan mesela birisi, diyelim ki siz geri gitmeye başlıyorsunuz. Görmediğiniz bir noktadan bir araba geliyor. Onun uyarı özelliği var. Kör nokta var ya, kör nokta aynalarda da var da arabanın arkasından da bir şey geçmeye kalktığı zaman başka bir araba sizi uyarıyor. Bunu da buradan kapatabiliyorsunuz. İki tane bardaklığımız mevcut. İki tane USB'miz var. Bu USB'lerden bir tanesi tip C dediğimiz, type C dediğimiz USB iken diğeri tip A dediğimiz model. Normal standart USB bağlantısı. Bence ikisi de tip A olsa olur. Şurada çift bölgeli otomatik klimamız mevcut. Koltuk ısıtma var. Arkalarda var, gösterdik. Önlerde de var. Aynı zamanda direksiyon ısıtması da var. Şuradan görüyoruz şu anda. Direksiyon ısıtmamız da mevcut. İşte klimanın vesaire ayarlarını yine buradan gerçekleştirebiliyoruz. Çok böyle hoş kullanımı olan bir sistemimiz var. Multimedya sistemimiz. Mesela açalım. Şöyle bir gösterelim. Mesela ayarlara bakalım. Az önce söylediğim gibi sürücü destek ayarlarında birçok şey var ve bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Yalnız bu birazcık yavaş çalışıyor, şu hani hareketler falan. İşte hız kontrolü, buradan normal diyorsunuz. İşte uyarlamalı diyor. Mesela bunlara buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu an siz bana uyarı veriyor. Hız sınırlayıcı diyor. İşte akıllı diyor. Tabelaya göre. Tabela okuma özelliği var ve size ona göre sınırlayabiliyor isterseniz. Şeritte tutma sistemi var. Burada hani modunu ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi alarm var. Yardım var. Araç size yardım ediyor. Direksiyonunuzu çeviriyor yani eğer şeritten kaçmaya kalkarsanız. Alarm ve yardım diyor. İkisini de beraber kullanabiliyorsunuz isterseniz. Uyarı yoğunluğunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bastık, normal, yüksek, düşük gibi. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çarpışma önüne yardımcısı var. Trafik işaretleri tanıma sistemi var. Geri görüş kamerası var. Çok da iyi bir geri görüş kamerası var. Burada ben beğendim yani. Hatta göstereyim size şuradan. Bir tane şeyimiz var şu anda. Damla gelmiş herhalde oraya. Yağmur yağdığı için. Mesela 360 derece, 180 derece şu an görebiliyorsunuz. Böyle kameramızda işte bu şekilde arkadaşlar bizleri en azından bu mesela önünü gösteriyor şu anda. Şimdi bu da yine ön kamera. Bu da yine önde daha geniş bir açıda görmemizi sağlıyor arkadaşlar. Çapraz trafik uyarısı var. Sürücü ikazı var. Çekiş kontrolü var falan. Bir sürü böyle teknolojik ayarı var. Bang & Olufsen'in bir ses sistemi var. Ses sistemi gayet güzel. İyi bir şekilde çalışıyor. Radyoyu vesaire telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Kablosuz şarj özelliği olduğunu söyledik. Buradan işte müzik ileri almak falan, ses ayarlarını yapmak gibi şeyleri yine buradan yapabiliyorsunuz. Bu arada benim önerim, bu böyle açık renk bence güzel değil. Hatta ben onu otopark.com'dan Sinan'dan da görmüştüm. Bunun ayarlarında gece modu gibi bir şey var. Koyu renk diye bir şey var. Pardon, gece modu değil de. Evet, gece modu var. Şimdi gece modunu alırsanız ve bir de bunun bir güzel de bir şeyi var. Bakın bu daha güzel oldu. Hem bu ekran hem bu ekran birbiriyle uyumlu olmuş oluyor. Tabii bu ekran da bir paket olarak geliyor. Ben olsam böyle gece modunda kullanın. Gece modu bunu daha güzel gösteriyor. İkisi de aynı renk ve güzel bir şekilde geliyor. Bu kadranımıza gelecek olursak, bu kadranda arkadaşlar birçok bilgiyi görebiliyorsunuz ve işte
Çekiş modlarını değiştirdikçe kadranın şekli de birazcık değişiyor. Mesela Eco'ya aldım ben şimdi. Eco'da tabii vitesin hani hızlanması ve algısı daha azalıyor ve daha farklı bir ekran bizleri karşılıyor. Şimdi ben normale tekrar geri geleyim. İşte Sport'ta da takdir edersiniz ki daha hızlı vites değiştiriliyor vesaire. Bu tip şeyler değişmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi ben normale getireyim. Tekrar normalde geldik. Biraz bu tarafa bakalım. Aynalarımızı açma kapatma var burada. Mesela kapatayım ben. Şimdi gördüğünüz gibi kapandı aynamız. Açalım. Bir de çocuk kilidi ve camların kilidi aynı yere bu içeri konulmuş. Yani kapılarda da var ama kapıyla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Buraya bastığınız andan itibaren hem camları çocuklar açamıyorlar, kapatamıyorlar hem de kapıyı da açıp kapatamıyorlar. Bence güzel olmuş bu. Kapı kilitleri burada. Eski Kugalarda da buradaydı. Hatırlayanlar vardır belki. Kapınızı, tüm kapıları buradan kilitleyip buradan açabiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Bu arada bagaj kapağını içeriden de açabiliyorsunuz. Şöyle bir tuşumuz var burada. Şöyle biraz daha yakına getireyim. Belki göremeyebilirsiniz. Tuşumuz burada bulunuyor. Farları otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Far yüksekliğini de yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Biraz da arkadaşlar şu üst kısma bakayım. Bir gözlük alanımız var. Yumuşak içi böyle. Gayet güzel bir şekilde yapılmış. Işıklarımız burada. SOS şöyle enteresan bir sistem var. Şöyle basıyorsunuz. Daha sonra bir tuşumuz var. Biliyorsunuz bu 2020 modelden itibaren tüm araçlarda standart haline geldi. Sunroof'u buradan açıp kapatabiliyoruz. İsterseniz tamamen sunroof'u kapatabilirsiniz. Mesela şu an kapatıyorum ben. Mesela yarım kapatabiliyorsunuz. İsterseniz de tam kapatabiliyorsunuz. Hani gökyüzünü görmek istemiyorum ben derseniz böyle bir şeyimiz de mevcut. Şimdi açalım biz. Burada eleştireceğim tek şey şu. Şimdi şu ayna çok standart bir ayna. Şu anda beni görüyorsunuzdur muhtemelen. Ya bu ayna böyle olmamış arkadaşlar. Ya bu kadar teknolojik bir otomobilde, bu kadar ferah, bu kadar büyük bir SUV'da otomatik kararan dikiz aynası yok. Otomatik kararan normal bildiğin standart bir ayna var. Bence bu hiç olmamış. Yani bu kadar özelliği olan bir araçta bence bu aynada otomatik kararan bir model olmalıydı diye düşünüyorum ama yapmamışlar. Şimdi şurada bir suluğumuz var mesela görüyorsunuz. Bir suluk çok rahat bir şekilde buraya giriyor. Cepler vesaire filan da var. Koltuklardaki dikişleri de görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde bu ST-Line'de gelen bir şey. Şurada bir saklama gözümüz var. Çift kademeli böyle bayağı bir derin. Bu arada bunun içinde de bir çakmak girişi var. Şöyle isterseniz çift kademeli olarak da böyle kullanabiliyorsunuz. İleri geri de oynayabiliyor bu. Şöyle göstermiş olayım. Saklama alanı falan burada da bir alanımız var. Hani gayet var. Her tarafta bir şeyler koyacağınız. Şuralara koyabilirsiniz. Burada zaten telefon koyacağınız yer var. Bu ve benzeri şeyleri burada çok güzel bir şekilde koymuşlar. Son olarak da bir torpido gözüne bakalım. Bayağı geniş bir torpido gözü var. Soğutması yok. Bakalım böyle güzel de bir torpido gözümüz var. Onu da belirtelim. Evet, otomobilin iç tasarımı böyle. Head-up display şu anda görülüyor. Burada çok temel bilgileri görüyorsunuz ama bence güzel. Bu da güzel çünkü hani şuraya bakmadan ve buraya da bakarak arkadaşlar hızı vesaireyi veya işte aktif hale getirdiyseniz adaptif cruise kontrolü ya da tabela okuma sistemlerinin detaylarını yine bu head-up display'den görebiliyorsunuz. Araç güzel olmuş. Özellikle de geniş C sınıfı bir SUV isteyenler için önerebileceğim bir otomobil olmuş. Şimdi gelin bir sürüş yapalım arkadaşlar. Sonrasında da videoyu kapatıyorum.
Evet arkadaşlar, aracın içine bindik ve yolculuğumuz başladı. Yol tutuşunu soranlar olmuştu bana. Instagram'da falan paylaşım yapmıştım. Yap Klasik aslında bir Ford yol tutuşu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz Ford'un zaten bu yol tutuş meselesi uzun yıllardır çok bilinen ve çok hani popüler olan da bir konu. Teknoloji tarafında çok bence hani bayağı bir geliştirmeleri var. Onu söyleyebilirim. Teknolojide şimdi biraz kopya çekeceğim. Kusura bakmayın. Böyle bir not aldım ben. Teknoloji tarafında şunlardan bahsedebiliriz. İşte neler var? Bir kere adaptif cruise kontrol var. Onu söyleyelim. Kör nokta yürü sistemi var. Bu arada adaptif cruise kontrol çok başarılı çalışıyor. Birazdan onun böyle bir iki örneğini göstereceğim size nasıl çalıştığına dair. Şerit takip sistemi var. Şeritten çıktığınız zaman, daha doğrusu sinyal vermeden şeritte hareket etmeye çalıştığınız zaman, eğer çizgiler de varsa yolda, araç sizi engelleyebiliyor. İşte tabii onu kapatabiliyorsunuz isterseniz. Ama çok güzel bir özellik bence. Hele Türkiye gibi sinyal vermeyenlerin bol olduğu bir ülkede, hani sağa dönecek adam sinyal vermesi, yani onu hissetmen gerekiyor. Bol olduğu bir ülkede bence güzel bir özellik ama kapatılıyor olması kötü. Kapatabiliyorsunuz. Kapatırsanız tabii o zaman sistem sizi zorlamıyor. Yani çünkü onun ayarı var. Diyorsunuz ki işte engellesin ama kapatmasın. İşte sadece uyarı versin diyebiliyorsunuz. Hal böyle olunca tabii şey olmuyor ister istemez. Head-up display var şu anda görüyorsunuz. İlk olarak kilometre yani hızınızı gösteriyor. Bir de tabela okuma özelliği var malum. Tabela okuma özelliğinde yine head-up display'den görebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Şirin bir şey olmuş bence. Hani şu tarafa, şuraya bakmadan da buradaki ana ekrana orada bilgileri doğrudan görebiliyorsunuz gözünüzü ayırmadan. Hatta bu adaptif cruise kontrolü falan ayarlarsanız onunla ilgili ayarları da yine ekranda görebiliyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda işte kör nokta uyarı sistemi var aynalarda. Artı hani geri çıkarken eğer sağdan ya da soldan bir araba geliyorsa uzaktan bile olsa sizi uyarıyor. Start and stop var. Motor seçeneklerine birazcık gelecek olsak arkadaşlar şuradan biraz kopya çekmem gerekiyor ister istemez. 1,5 litre EcoBoost benzinli, 1,5 litre EcoBlue dizel, 2 litre EcoBlue dizel ve 2,5 litre PHEV dedikleri. Bu PHEV dedikleri şey de şu arkadaşlar. Hibrit otomobil içinde bir elektrik motoru var. O çok pahalı yani o acayip yani 1 milyon liraya falan yaklaşıyor fiyatı. Hatta bazı paketlerde 1 milyonu da geçiyor. Hani daha az yakacağım diye o kadar para verilir mi? Hani şöyle söyleyeyim bunun fiyatı 500 bin liraya geliyor üzerindeki donanımlarla beraber. O arabaya iki katı fiyat verilir mi biraz daha az yakacak diye. Bir takdiri size bırakıyorum bir şey demiyorum. Öte yandan hani işte koltuk ısıtma falan var. O çok güzel. Ön koltuklarda var. Arka koltukta da var bu arada. Hani arkada oturanlar da unutulmamış. Arka tarafta bir 220 voltluk prizimiz var. Onu göstermiştim araç içi detaylarda. O da güzel olmuş. Ama bu tip araçlarda söylüyoruz. Ford'un ben Valtrak'ını da incelemiştim. Orada da söylemiştim. Oradaki 220 volt priz var ama gidip oraya ütü falan takmayın. Yani o biraz daha böyle daha basit işte. Telefon şarjı falan gibi şeyler için kullanabileceğiniz bir şey. Kettle metal bağlayıp da ben buradan işte su ısıtırım falan gibi fantazilere girmeyin sakın. Onu söyleyelim. Yol tutuşu güzel. Ben aracı çok beğendim. Hani biraz yüksek, birazcık böyle hani ağır abi arabası açık söylemek gerekirse. Aslında ben hep şunu söylüyoruz. Biz bunu konuşuyoruz. Hatta teknoloji okulda Osman'la beraber de test ettik bu aracı. Yine orada da güzel bir videosu yayınlanacak. Orada filan da söylüyoruz. Yani B sınıfı SUV dediğiniz araçlar biraz küçük oluyor. Bunlar rahat, ferah. İşte bunda cam tavan var mesela. Tabii bunlar hep ekstra paket. Bu birçok söylediğim şey aslında ekstra paket arkadaşlar. İşte teknoloji paketi var, ne bileyim sürüş paketi var, şu var, şu paketi, bu paketi. Hani bazı şeyler standart ama işte böyle büyük ekran istiyorum diyorsanız o işte X paketine giriyor, öbürü Y paketine giriyor filan. O tarz bir durum söz konusu. Bütün otomobil üreticilerinde aslında benzer bir durum var arkadaşlar. Sadece Ford için söylemiyorum. Arabanın bir çıplak fiyatı var. İşte mesela bunda 340 bin liradan filan başlıyor. Bu arada bunun 2020 modeli de satılıyor şu anda. 2021 modeli de. Tabii fiyatlar birazcık fark ediyor. Ekranın dokunmatiği falan fena değil. Gayet güzel kullanabiliyorsunuz. Android Auto ve Apple CarPlay desteği var. Teknoloji olarak hani devam edecek olursak. Lastik basıncını falan görebiliyorsunuz. Hani bunlar artık teknoloji olarak sayılır mı bilmiyorum ama artık standart hale geldi neredeyse bu teknolojiler. Arabanın hem önünde hem arkasında işte şeyler var. Kameralarımız var. Aynı zamanda park sensörleri falan var. Otomatik park özelliği var. Hani çok gerekli mi? O beni birazcık düşündürüyor. Var mı? Var. İşte sinyal veriyorsunuz. O araç sizin yerinize işte boş bulduğumuz alanı ister dikey ister yatay bir şekilde park ediyor. Yani çok pratik bulmuyorum ben bu teknolojileri. Hani acemi birinin bile park etmeyi öğrenmesi işte atıyorum 6 ayda öğrendi diyelim. 6 ay sonra o teknolojiyi nerede kullanacaksınız? Bence çok gerekli değil ama var mı? Var. Biraz daha devam edeyim notlarımdan.
İşte 19 inçlik, şimdi bu Steelland paketi diye geçiyor. 19 inç alüminyum jantları var. Arka kol dayama ve bardaklığımız var. Arka tarafta da işte klima çıkışları vesaireleri var arkadaşlar, onu söyleyelim. İşte Steelline Body Kit tasarımı var. Sürücü dikkat takip sistemi var. LED sis farları var. Hem ön hem arka farlar LED zaten. Aynı zamanda bir de arkadaşlar sis farları da LED şeklinde tasarlanmış. Direksiyondan vites değiştirme var. Bu da çok gerekli mi tartışılır bence. Zaten vites böyle daire şeklinde bir vites. P, R, N, D var. Bir de ortada bir M tuşu var. Ona bastığın zaman manuel olarak vitesi değiştirebiliyorsunuz. Renkli fren kaliperleri var. Hani böyle enteresan da bir şey yapmışlar. Bu arada ön ve arkalar söylemiştim gerçi dış tarafta anlatırken ama bir daha altını çizmiş olayım. Hem ön hem arka frenler disk tasarlanmış. Bunu çok takan var gördüğüm kadarıyla. Hani kalip şey olmasın, kampana olmasın falan diyorlar ama kampana da kötü değil bu arada. Hani tabii ki disk daha iyi. Evet, onu söylemekte fayda var. Hani ben şey otomobil uzmanı değilim, rallici falan değilim. Tabii ki disk daha iyi ama hani onun da bir maliyeti var. Hani o maliyet için gerekli mi, gerekmez mi bilmiyorum. Hani onu artık uzmanları cevaplasın veya sizin yorumlarınız varsa videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Bu arada arka koltuklar ileri geri hareket edebiliyor. Onu göstermiştim iç tarafta. O da güzel bir özellik. Captur kullanmıştım ben kısa bir süre önce. Ki onun da videosu hem kendi kanalımda hem de teknoloji kanalımda var. Orada da söylemiştik. Onda da vardı aynı özellik. Güzel bir özellik bu. Hani arkaya kimse oturmayacaksa ya da ufak tefek birileri, çocuğunuz oturacaksa biraz koltukları öne alıp bagaj hacmini arttırabiliyorsunuz. Bagaj hacmi burada 511 litre. En azından standart durumdayken söylüyorum bunu. 511 litrelik bir bagajımız var. İşte bu şekilde hani daha böyle arkaya alayım, öne alayım falan yaparak o hacmi de arttırmış oluyorsunuz. Onu da söyleyelim. Bang & Olufsen ses sistemi var ama bu bir paket. Yani standart olarak gelmiyor, onu söyleyelim. Dinamik LED ön far sistemimiz var. Söylemiştik. Aktif park asistanı söyledik. 180 derece ön görüş kamerası var. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli var. Şundan bahsediyor. Burada ayarlamalar yapabiliyorsun ama bu arada hani bu kadranları falan ayarlayamıyorsunuz. Çekiş modları var. İşte şunları da göstereyim şuradan ben. Şuydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, mesela buraya bastığımda şu anda normal moddayız. Eko modu var. İşte sport modu var. Kaygan modu var. Ve de derin kar kum modu var. Tekrar ben normal alayım. Bunları aldığınız zaman aracın o ön kadranları da değişmiş oluyor. Hani tabii aracın motor gücü belli zaten, onu da söylemiş olalım. 1,5 litrelik bir dizel motor demiştik burada. 120 beygir bu motorumuz. 300 Nm torku var ve EcoBlue teknolojisine sahip. Yani bir sıvı katkısı koymanız gerekiyor. Zaten onu da şeyde gösterdim dış detaylarda. 1599 kilogramda bir ağırlığı var otomobilin. Direksiyon ısıtması var. Kol dayama var arka tarafta. Şöyle bakayım. Evet, çok güzel bir kol dayama var ki bunu biliyorsunuz hani hep isteniyor bu. Bence olmalı yani. Yani güzel oluyor. Arka tarafta böyle iki kişi oturduğu zaman özellikle. Üç kişi olsa olmaz da. İki kişi oturduğu zaman güzel oluyor bu. Onu söyleyelim. Bagaj kapağımız hareketle kapanıyor. Hani ayak hareketinizle açılıp kapanabiliyor. O güzel. İstiyorsanız içeriden de açabiliyorsunuz. Burada bir düğmesi var. Buna bastığınız zaman o da otomatik olarak açılıyor. Zaten elle açmanız biraz garip yani. Elle dokunsanız bile o yine otomatik açmaya çalışıyor filan. Ön camımız da ısıtmalı arkadaşlar. Arka camlarda zaten rezistans var biliyorsunuz ama ön camda da bir ısıtma sistemimiz mevcut. Şimdi isterseniz şu az önce bahsettiğim bir adaptif cruise control dediğim ki şerit takip ve cruise control olunca eğer algılayıcılar filan da varsa zaten gelen bir özellik bu. 3 aşağı 5 yukarı birçok arabada var zaten benzer özelliği olan. Şimdi burada önce set ediyorsunuz yani kaç kilometre hızla gitmesi gerektiğini. Mesela ben şu anda 30 kilometre ayarladım. 30 az oldu biraz, hatta arttıralım onu. Şimdi mesela 44'e ayarladım ben şu anda. Direksiyonu bırakıyorum. Bakın şu an elim direksiyonu bıraktım. Bu arada sistem şöyle çalışıyor arkadaşlar. Belli bir süre dokunmazsanız size direksiyon dokunmanızı istiyor. Hani böyle elimi bırakayım ben arka koltuğa oturayım falan, öyle bir şey yok. Biliyorsunuz Tesla'da bu yapılıyordu. Şimdi mesela şu anda bana uyarı verdi. Elinizi direksiyon tutun dedi. Şimdi önde trafik var. Bakın araba duruyor. Yavaşladı. Yavaşladı. Şimdi tutmuyorum ben. Bilerek yapıyorum bunu. Biraz sonra beni uyarmaya başlayacak. Sonra giderek daha fazla uyaracak. Şimdi yine tekrar söylüyor. Bakın. Şu an uyarmaya başladı. Uyarının şiddetini giderek arttırıyor bu arada. Siz hani tutmamaya devam ederseniz daha da şiddetleniyor. Sonuna kadar gitmedim, ne oluyor bilmiyorum. Arabayı mı durduruyor artık? Şu an tutuyorum ve ses kesildi. Şu an gaza veya freni basmıyorum arkadaşlar. Araba bütün sistemi kendisi ayarlıyor. Yalnız bunun çalışması için çizgilerin düzgün olması gerekiyor. Hani çizgi olmayan yerde bu sistem düzgün çalışmaz. Onu da söylemiş ve belirtmiş olayım.
Tabii şöyle bir sıkıntı var. İstanbul trafiğinde böyle hani araya girenler, işte sizin önünüze geçmeye çalışanlar falan oluyor. Çünkü bu biraz sistem ister istemez hani bir mesafe bırakıyor. O mesafeyi de kötü niyetli şoförler doldurmak istiyor. Onu da belirteyim. O konuda dikkatli olun. Hani ben bırakırım, kendi kafasına göre gider diye bir durum söz konusu değil. Hemen araya birileri giriyor. O da hemen hızlı algılayamayabiliyor. O yüzden ben dikkatli olmanızı öneririm. Bu arada takip mesafesini de siz ayarlayabiliyorsunuz. Hani yakın takip olsun, uzak takip olsun filan gibi belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok yakından da isterseniz takip ettirmeniz mümkün. Onu da belirtmiş oluyorum ama sistem çok güzel çalışıyor. Ben Puma'da da kullanmıştım bu teknolojiyi. Gayet şu an mesela hiç ben dokunmuyorum. Araç kendine gidiyor. Tabii insan kadar seri değil ama gayet de iyi yani. Özellikle böyle dur kalk trafikte çok işe yaradığını söyleyeyim. Şu an tekrar beni uyardı. Ellerinizi direksiyon üzerine koyun dedi. Sistem bu şekilde çalışıyor ve çok başarılı. Ben şimdi bunu iptal edeyim. Şuradan iptal ettik, artık kendim kullanayım. Bu arada vitesin tepkileri gayet başarılı. Onu söyleyeyim. Mesela yakıtı belki merak edenler vardır. Bu dizel bir otomobil. 1.5 litre. 6.4 litre ortalama yakmışız ki şimdi markanın verdiği rakam 4.4. Ki 4.4 İstanbul trafiğinde falan yakalamanız mümkün değil dur kalk trafikte. Ben 98 kilometre kullanmışım bu aracı ve 6.4 litre verdi. Vites falan güzel. Hani vitesten çok bahsetmeye de gerek yok. Bastığınız zaman yapıştırıyor tabiri caizse. 300 Nm tork olması da 1599 kilogramlık arabayı bence iyi bir şekilde kaldırıyor. Bu arada araçta aynı zamanda arkadaşlar kablosuz şarj sistemimiz mevcut. Bence artık zaten kablosuz şarjın falan standart olması lazım ya. Bunu hani ekstra para istiyor çoğu üretici. Bence gerek yok ya. Yani kaç paralık bir şey ya bu. Hani öyle ahım şahım bir teknoloji de değil yani. Bir tane pet alıyorsunuz. Birçok marka ayrıca satmıyor ama bir paketin içinde koyup orada satmaya çalışıyor. Bence çok gerek yok artık bu saatten sonra ama bilemiyorum tabii. Arkadaşların kafasını bilemiyorum yani nereye doğru gidiyor. Trafik işaretlerini tanıma sistemi gayet başarılı çalışıyor. Ben ilk olarak bunu Ford'da görmüştüm. Sonra Puma'da da gördüm. Benzer şekilde arkadaşlar burada da var. Gayet güzel bir şekilde görüyor, tanıyor. Bu arada hızlı giderseniz de araç sizi uyarıyor. Hani burada işte örnek veriyorum 70 ile gitmelisin diyor. Lütfen hani 70'i geçme diyor. Videonun içinde farklı yerlerde birazcık değinmiştim. Otomobilin fiyatı şu an 2021 modelde satılıyor. 2020 modelde satılıyor. İkisi beraber satılıyor. İkisinin de tabii fiyatları farklı. Farklı farklı paketler var ama şunu söyleyebilirim. 340 bin liradan başlayan bir fiyat var. Bu otomobil için 2021 modellerde ise 430 bin liraya kadar çıkıyor. Tabii aklınıza şu soru geliyordur muhtemelen. Biliyorsunuz bu bir sürü paket var bunun. Hani üzerine bir de alabileceğiniz yani normal bir işte ST-Line paketinin üzerine de teknoloji paketi gibi, sürüş paketi gibi bazı ek paketler alabiliyorsunuz. Bunları beraber aldığınızda örneğin bu otomobil kaç para diyor soruyorsanız bu otomobilin fiyatı 430 binden işte cam tavandı şuydu buydu o paketti bu paketti derken yani 480-490 bin lira yani 500 bine yaklaşıyor onu söyleyebilirim. Tabii fiyatlar çok yükseldi. Hani bunu tartışmıyoruz, konuşmuyoruz bile. Buna hani normal diyemiyorum. Birçok insan diyemediği gibi. Ama artık fiyatlar böyle arkadaşlar. Vergiydi, şuydu, buydu derken böyle oldu. İnşallah gelirlerimiz artar. Ne kadar artacak o da ayrı konu ama bizim bu aradaki açığı, makası yakalamamız o kadar kolay olmayacak. Onu söyleyebilirim. Ama fiyatlar düşerse, devletimiz vergide vesaire birazcık hani daha makul noktaları çekebilirse. Çünkü buradaki temel sorun şu. Üzerine aldığınız paketler fiyatı astronomik şekilde arttırıyor. Örneğin şöyle söyleyeyim. 100 bin liralık bir araba düşünün. Hani öyle bir araba kalmadı da sıfır için söylüyorum. 100 bin liralık bir araba olsun. Şu paket bu paket dediğiniz zaman o yeni bir vergi dilimine geçiyor. Bir 100 vergi dilimine. O zaman arabanın fiyatı normalde o paketi aldığı zaman 20 bin lira artması gerekirken 50 bin lira artıyor. Temel sorun bu. Yani vergilendirme sisteminde bir garip bir durum söz konusu. Artık bence bazı şeylerin devletin yani standart hale getirip ya gerekirse ondan vergi almasın yani. Ne bileyim işte bu arabada SOS sistemi var mesela. Hani bu zaten standart hale getirdi mesela devlet. Yani bir belli bir standart koymalı devlet. Diyecek ki ben şu donanım olsun bundan vergi almayacağım ben. Çünkü bu güvenlik için desin yani. Hani ben mesela bunu daha çok istiyorum. Devletimiz böyle şeyler yapmalı. Tamam tabii ki vergi de verelim. Vermeyelim demiyoruz. Veriyoruz zaten her şeyden. Benzinden, telefondan, şuradan buradan zaten veriyoruz. Bundan da verelim. Ona da lafım yok ama bazı teknolojiler artık standart olmalı. Ne bileyim kör nokta uyarıya ben ekstra para vermeyeyim artık olsun yani bu. Ne bileyim ya da adaptif cruise kontrole bir şekilde standart hale getirsin. Hani devlet de bunları teşvik etsin. İnsanlar hepimiz siz biz ben sen
güvenli arabalara binelim, daha teknolojik arabalara binelim. Böyle olsun yani bu. Teşekkür ediyorum buradan takipçilerime, izleyenlere böyle bir mesaj vermiş olayım. Devletimiz de sesimizi duyarsa, inşallah böyle bir düzenleme yaparsa biz vatandaşlar için daha güvenli, daha sağlam, daha teknolojik otomobiller kullanma imkanı da doğar diye düşünüyorum. Şimdi şu anda şerit takip sistemi aktif ve ben İstanbul'daki birçok şoför gibi sinyal vermeden eğer hareket ederseniz ve bu sistem aktifse ne olur sizlere onu göstermek istiyorum. Şu anda deniyorum mesela arkam ve önüm tehlikeli değil. Şu an bir mesela denemeye çalışıyorum. Evet. Şu an beni içeri doğru itiyor direksiyon. İzin vermiyor arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Evet, şu an içeri doğru itiyor ve direksiyon da titreşiyor. Tabii bu böyle hani çok zorlarsanız geçiyorsunuz ama hani söylediğim gibi eğer sinyal vermezseniz araba sizi yola doğru itiyor. Yani şeritte tutmaya çalışan bir hareketle yolunuzu düzeltmeye çalışıyor. Evet değerli takipçilerim, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Ford'un Kuga modelini anlatmaya çalıştım. Biraz teknik özellikler, biraz genel görünüm, biraz içi biraz dışı derken uzunca bir video oldu. Otomobille ilgili benim anlatmayı unuttuğum ya da sizin sormak istediğiniz sorular olursa videonun altına yorum olarak yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bu tarz videolar devam etsin diyorsanız onların da yorumlarını yazın. Merak ediyorum ben yorumlarınızı. En azından bir bakalım. Eğer otomobil videoları da ilgi çekerse bunları çekmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beni Instagram, Twitter gibi sosyal ağlardan da takip etmeyi unutmayın. Güvende kalın, evde kalın. Koronavirüsten uzak, sağlıklı günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Thank you.